Geçen hafta Cenab-ı Hakk'ı tanımak, nasıl tanıyabiliriz diye sormuştuk. Nasıl tanıyabiliriz dedik. Birini tanımak için öncelikle yaptıklarına bakarsın. İcraatine bakmak onu tanımanın ilk aşamasıdır. Yani bir ressamın ressamlık kabiliyetini anlamak için zatına bakmazsın. Bakayım kaşın gözün nasıl, boyun posun demezsin. Ne dersin? Bakalım icraatın nasıl dersin. Bir adam, bir mühendis, ben çok iyi bir şekilde bir yazılım yaptım, bir program tasarladım ve işte bir robota entegre ettim. Bakalım nasıl bir mühendissin? Bakalım ilmi dehan ne boyutta diye anlamak için biz ne yaparız? Eserine bakarız, bu cihazlara bakarız. Dolayısıyla eser bize müessirden haber verir, eser bize sanatkarından haber verir ve tanıttırır. Zatını görmemize gerek yok. Eserine bakarak onu tanıyabiliriz. 2. Onu ondan dinleriz. Yani bugün bir ortama girdiğimizde Yusuf, ya bu kardeşimiz nasıl biri dediklerinde, dur hele, dur ağzını aç, ben anlatırım. İşte Yusuf, yani malını versen çalar. Belki oraya buraya gitse yan gözle bakar. Ya abi nasıl konuşuyorsun ya? 1. Bana müsaade etmiyorsun kendimi tanıtayım. 2. Bir de yanlış tanıtıyorsun. Bırak da beni ben anlatayım der, değil mi? İşte biz de kafamızda Allah'la ilgili, Allah bence şöyle, bence bu olayda böyle oldu, bence böyle yapmak istedi. Ya bırak, sen niye tanıtıyorsun? Allah sen bile tanıtabiliyorken kendini, Allah kendini tanıtamaz mı? Kur'an niye var? Allah orada niye kendinden bahsediyor? Namazdan bahsettiği ayet sayısı yüzü geçmez. 1500'den fazla ayette Allah kendisini tanıtıyor. Ayetlerin sonunda isim isim kendisinden bahsediyor. Yani ne diyoruz? Bırak da seni kendini tanıtmak üzere tasarlayabilen kendini tanıtabilsin. O yüzden Allah'ı Allah'tan dinleriz tanımak için. Yani Kur'an. 3. O Kur'an ayetleri ki çok derin ve geniş manaları ifade ediyor. Bediüzzaman'ın bir sözü var. Zaman ihtiyarladıkça Kur'an gençleşiyor. Yani çok ciddi derin manalar içinde barındırıyor. Ehli bunu çok iyi anlıyor. O Kur'an'ın manalarını yanlış tarafa çekme. Kur'an ne diyor doğru anla diye. 3. olarak da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ki Ayşe annemizin beyanıyla o ayaklı Kur'an'dır. Yani Kur'an'ı nasıl anlamalıyız? Resulullah'a bakacağız. Yani o zaman Allah'ı tanıtan bu eseri, kitabı nasıl anlayacağız? Yine Resulullah'a bakacağız. Diyor ya bir Bektaşi mi demişler, namaz kılıyor musun? Kılmıyorum. Kur'an diyor ya namaza yaklaşma. Değil mi? Ayet var Kur'an'da. Namaza yaklaşma. Halbuki ne zaman? Alkollüyken namaza yaklaşma. Diyor ki ayette söylüyor. Allah söylüyor. O yüzden kılmıyorum diyor. Manayı tevil etme. Yanlış yere çekme. Doğru anla diye ayaklı Kur'an'a bakıyoruz. Bakalım Resulullah Kur'an ayetlerini nasıl anlamış? O yüzden Allah'ı tanımak için 1. eserlerine baktık. 2. kendi beyanını dinledik. 3. İşte beni en iyi tanıyan ve Kur'an'ı anlayan diye işaret ettiği Ali İmran suresinde Efendimiz Aleyhisselam'a baktık. Tamam mıyız? Bakın yanlış anladığımız noktaya bakın. Şimdi içeride bir kışkırtma bir tek ben duymuyorum değil mi? Bir olay olduğu zaman hemen Cenab-ı Hakk'a karşı bir şey dürtüyor içeriden. Olmuyor mu? Birazcık paran eksik yatıyor. Maddi sıkıntılar çekiyorsun. Aile fertleriyle problem yaşıyorsun. Lezzetinden, keyfinden çekiliyor. Hemen içeride bir şey başlıyor. Dikkat edin. Dikkat edin. Allah şöyle, Allah böyle. Kim tanıtmaya çalışıyor Allah'ı? Nefis içeride gelmiş Allah'ı tanıtmaya çalışıyor. Nefis öyle bir şey ki kendi varlığını tanıtmaktan acizken kalkmış Cenab-ı Hakk'ı tanıtmaya çalışıyor. Bence böyle oldu. Bence şöyle. Bence burada zalimlik var dedi. Bak en çok sorulan sorulardan biri değil mi? Allah küçücük çocukların başına bunların gelmesine niye müsaade ediyor? Bu soru ne demek? Yani ben zalim birini tanıyorum sanki. Burada bir zalimlik var. Görmüyor musunuz? Madem merhametli niye yapıyor? Hangi zanlı vurmaya çalışıyor Cenab-ı Hakk'a? Merhametsiz zanlı vurmuyor. Allah ne diyor ayette? Allah kuluna zulmetmez. Allah bütün kullarına karşı çok şefkatli ve merhametlidir. Beyan bu. Allah Resulü ne diyor? Hani tanıma eserlerinden bahsettik ya. Allah Resulü ne diyor? O benim çok sevdiğim hadiste meydanda, savaş meydanında bir kadın çocuğunu arıyor. Her çocuğu bağrına basıyor. Sonra kendi çocuğunu bulup hemen bağrına basıp emzirmeye başlıyor. Ashab efendilerimize gösteriyor. Diyor ki gördünüz mü bu kadını? Gördük ya Resulallah. Vallahi Allah kuluna bu kadının çocuğuna düşkün olduğundan daha fazla düşkün olandır. Merhamete bak. İşte hava. Allah böyledir. Başka? Üçüncü nokta kaldı. İcraatına bakmak. Allah aşkına senin şu güzel simanı şöyle tasarlayan. Allah aşkına bir tavşanın ponçikliğini ponçiklik yapan. Allah aşkına bir çocuğun letafetin değil mi? Ya o çocuk dediğin, acıdığın ve öyle şey mi olur dediğin o çocuğun her bir hücresiyle ve atomuyla ilgilenen. DNA'sına kadar kodlayıp alaka gösteren. Yani sen adını bilmiyorsun ve şefkat ediyorsun. Adını bilmiyorsun. Haberde görüyorsun. Niye ölüyor dedin. Adını bile bilmiyorsun bak. Biri var ki DNA'sına kadar biliyor. İlgileniyor ve tasarlıyor. Ve o ki o çocuğun tatlı olmasını sağlayan, şefkat edilmesini sağlayan o. Sırtlana acıyor musunuz? Çok kolay kolay şefkati celbetmiyor değil mi o tarz hayvanlar? Koca bir piton. Acıyor musun? Çok kolay kolay merhameti celbetmiyor. Ama bak tatlı, küçük. Şefkati celbediyor. Şefkat edebilmeni sağlayarak onun o tatlı olmasını sağlayan kim? Bir şeye bakın dikkat edin. Şefkat etmeni sağlayandan bahsediyoruz. Bütün insanlığın değil mi? İçinden sadece bir şefkati kesse belki insan
çocuğunu bile emzirmek istemez. Tıpta bunun karşılığı var demiştim zaten. Bizim bir yakınımızda da var. Çocuğunu emzirmek istemiyordu teyze, abla. Niye? İçimden gelmiyor diyor yani. Gerçekten de gelmiyor. Çocuğunu emzirmedi. Şimdi içine o his konmasa sen acıyamıyorsun. O çocuk öyle cazibedar, şefkat edilecek bir şey olmasa sen acıyamıyorsun. Sen adını sanını bilmezken içine konulmuşla böyle yapıyorsun. Onu her şeyiyle dokuyup ilgilenen ve şefkatlerin kaynağı bir zattan bahsediyoruz. Eserlerine bak. Bir papatyanın latif olmasını, karın tane tane yağmasını, oradaki güzelliği ve zerafeti, birine acıyıp şefkat edebilmeni ve onun tatlı olmasını sağlayan biri, senin şefkatli olmanı sağlayan biri senden daha az şefkatli olacak. Esere bak. Bu kadar güzel ve tatlı işler yapan zulüm etmez. Velev ki ettiğini iddia ediyorsun hala. Allah aşkına zulüm etse böyle mi eder? Enes elinde gezegen tutuyor. Bakın diktatör birinden bahsediyorsunuz değil mi? Allah böyle bir zalim diyorsunuz Ayşe. İçeriden nefis böyle kışkırtıyor. Diktatör diyor. Bizi böyle eziyor diyor. Ezecek olsa böyle mi ezer? Elinde gezegen çeviren bilye gibi böyle bir saltanatı ve gücü olan birini ezip mahvetmek istese ay sonu maaşını mı keser? Sevdiği kızdan mı ayrılır? Böyle zulüm olmaz. Zalim dediğin böyle zalimlik yapmaz. Elindeki bütün kozu karşındakini yerle bir etmek için kullanır. Gezegen tutuyor gezegen. Demek ki ezmek istemiyor. Başka? O kadar günah işliyoruz. Artistlik yapıyoruz ya. Yapmayan var mı? Haşa. Ama yapıyoruz. Yapma diyor, yapıyoruz. Bir zalim olacak ki bu kadar anlayış gösterecek. Kaç zalim gördünüz bu kadar anlayışlı? Allah'ın bir ismi Halim'dir. Kullarına karşı anlayış gösteren, tolerans gösteren. Besledin, büyüttün, geldi bir tane fiske vurdu. Besledin, büyüttün, gittin arkandan ne demediğini bırakmadı. Besledin, büyüttün, bir babasın, evladın karşı değil, çemkirmeye başladı. Vallahi billahi bir kulun Allah'a yaptığı bunlardan daha az değil. Zalim bu kadar anlayışlı olmaz. Tekrar alayım. Zalim bu kadar latif, güzel şeylerden anlamaz. Zalim insanların içine böyle şefkat yerleştirip kendisi onlardan geri kalmaz. Zalim ezmek istese nereye okuyorum? Nereye bakıyorum? Esere. Zalim ezmek istese elindeki bütün gücü sonuna kadar kullanıp ezer. Ay sonu maaşıyla sınamaz. Esere bak. Ezmek isteyen bir Rabbin, ezecek gaddar birinin icraatları değil bu latif işler. Bakın 30 yaşımıza geldik. Vallahi billahi Cenab-ı Hak hala affedersiniz ama en küçük hacetimize kadar temizleyip altımızı temizliyor desek yalan olur mu? Koca koca adamlar, insan kendi annesi babası Allah korusun yatalak olsa bakmaya belki o noktada erinir. Bağırsaklarındaki faaliyetten en küçük hacetine kadar gideren bir zalim. Beyler saçmalıyoruz. Eser okumayı bilmiyoruz. Bir zalim ki ağzının en ihtiyacı da o lezzetlere kadar döşeyip senin için karşılıksız ücret almadan verecek. Bir elmanın piyasa değeri ne kadardır? Abi bayağı zamlar geldi. Herhalde kaç para oldu elma? 4-5 kağıt oldu. 4-5 kağıda bir elma yapabiliyor mu insan? 4-5 milyara yapabiliyor mu? 4-5 trilyona yapabiliyor mu? 4-5 milyara yapabiliyor mu? Milyar dolara yapabiliyor mu? Ya bir zalim ki bu kadar bonkör olacak, insanlığın maddiyatının yetmediği bir şeyi böyle saçacak, savuracak, bir baharda önümüze döşeyecek, renk renk, koku koku, çeşit çeşit tat tat. Neler, olayları yanlış değerlendiriyoruz. Bakın zan nasıl bir şey görüyor musunuz içeride? Bir, eserlere bakıyorum. Şu güzelliklere bakıyorum. Bu güzelliklere karşı gelmesine rağmen, bu güzelliklerin ona verilenlere karşı, Allah'a karşı gelmesine rağmen gösterilen anlayışa bakıyorum. Bugün Allah en ufak hatamızı affetmeyen bir zat olsa kaç kişi dayanabilir burada? Zalim affeder mi abi bu kadar? Diktatör beni yakıştırabiliyor musunuz böyle anlayış göstermeyi? Var değil mi öyle diktatörler? Belki orada yanına gelsen, otursan, yüzüne bakmaya korkacağın adamlar var dünyada. Bir hareketiyle yanındakinin kafasına sıkacak adamlar var. Diktatör, zalim. Elindeki gücü sonuna kadar kullanıyor. Fırsata geçse daha da fazlasını yapacak adamlar var. Nasıl oluyor da böyle bir diktatörün huzurunda pervasızca günah işleyebiliyoruz? Ve hiçbir şey yapmıyor. Abi yakacağı günü bekliyor. Bak yani yakmak için bu kadar iştahlı dünyayı mı kurmuş? Direkt cehennemde başlardı iş. Ama abi adalet kim alacak ki hakkını? Direkt cehennemde başlasan itiraz ediyorum ya Rabbi. Beni buraya göndermeseydin desen kim seni savunup koruyabilecekti? Allah ille de kulumu cehenneme atmak istiyorum dese kim kimden kimi koruyacak ya? Bakın zanlar. Kim tanıtmış şu an sana Allah'ı? Nefsimiz tanıtıyor ya. Nefsimiz diyor ki Allah böyle mi? Ya ama bu icraatlerle bu çelişir. Annenin letafetiyle, sarılmasındaki sıcaklıkla bu çelişir. Papatyanın güzelliğiyle bu çelişir. Tavşanın o naif tatlılığıyla bu çelişir. İyi de abi görmüyor mu olaylar oluyor? İyi de bu olaylar acaba senin düşündüğün gibi olmuyor olabilir mi? Bir zalim dedik ya zulmetmek istese maaş mı keser? Göktaşı mı vurur tepene? Bir zalim zalimlik etmek istese ona karşı yaptığın bunca artistliğe mukabil hala acaba bir şey söyler mi? Bir hadiste diyor ki Efendimiz Aleyhisselam, kul günah işlediği zaman Cenab-ı Hak hani sevaplarımızı, günahlarımızı yazan melekler var ya, günahları yazan meleklere diyor ki dur, bazı rivayetlerde 4, bazı rivayetlerde 6 saat.
Dur diyor. Yazma. Niye? İstiğfar edebilir. 6 saat boyunca bekliyor. Hemen yatak tak tak günah. Hemen yazayım şunu. Cehenneme postalayayım. Ya Allah aşkına. Günah işiyorsun, sabah kalkıyorsun, leziz bir sofra. Biri sana sövecek, küfredecek. Bir de leziz sofra süreceksin önüne. Zalimliğe bak. Bekle diyor yani kuluna. Meleğe diyor. 6 saat ona mühlet verilir. Hiçbir şekilde kalem oynatılmaz. Tövbe ederse affedilir. Ama bir kul sevap işlerse anında kaydedilir. Yaz. Hemen yaz. Düşünse bile. Çok güzel. Bir kul günah düşünür, günah yazılmaz. Bir kul sevabı düşünür, sevap yazılır. Bir kul bir günah işler, bir günah. 6 saati geçirdin, tövbe etmedin, bir günah yazılır. Bir kul sevap işler, bazen 10 katı, bazen 100 katı, bazen Kadir gecesi gibi gecelere denk gelirsin, 30 bin katı yazılır. Bonkörce. Diktatör işi olacak diyor. Ama abi bakıyoruz çocuklar ölüyor. Şimdi oraya takıldık, orayı tuttuk. Yani öyle bir şey ki saltanatı çökertti. Dönen işleri, bunca ihsanı, anlayışı, yapılan işlerin hepsini çökertti. Öyle bir şey ki Allah'ın ayetlerini çökertti. Öyle bir şey ki Resulullah'ın beyanını çökertti. Öyle bir şey. Bak şunu kabullen ya. Sen yanlış anlıyorsun. Bak sende problem var. Olayı sen yanlış anlıyorsun. Bir örnek hep vermiyor muyuz sohbetlerde? Bir adam birini kesiyor. Gaddarlık. Bir doktor birini kesiyor. Hikmet ve rahmet. Bir baba evladını ameliyat ettirmek için arabasını satıyor, veriyor, canı yanacak bir iş yaptırıyor. Gaddarlık mı? Değil. Niye sen yapınca gaddarlık olmuyor? Çünkü hikmeti görüyorsun. Abi Allah! Sohbette bazen de benim çok hoşuma gidiyor. Gittik bir mekana. Bir tane ağacı amca dedi, yeğenim ne yapıyorsunuz? Dedik amca biz buraya Kur'an talebeyiz, Kur'an okumaya geldik. Hele gelin bakalım. Hanım! Çıkar oradan koçu. Allah Allah yapıştır. Kesiyor. Bir güzel çeviriyor onu gözümüzün önünde. Biz de böyle diyoruz ya. Ya amca sen ne güzel adamsın. Sen ne hoş adamsın. Sen ne bonker adamsın. Kuzuyu böyle çeviriyor. Yağları böyle. Ne dersin? Eti böyle yapıyor ya cezene. Bir sallıyor böyle düşüyor. Lokum ağzına veriyor böyle koyuyor. Ne dersin? Hacı amca sen var ya. Hazım sulam diye adammışsın yorum dersin değil mi? Postunu da kenara at. Niye? Yedin. Sana menfaat. Bir hacı amca sana bir koç kesse ömür bile unutmazsın artık amcayı. Allah aslanlara ceylan kesip önüne nimet olarak veriyor. O zalimlik oluyor. Koçu yemek merhamet ve ikram ve kerem oluyor. Niye? Çünkü sen yemediğin için. Bencil olduğun için. Arslana acıyacak kadar şefkatin olmadığı için. Başka? Hacı amcanın yani hakkını alacağı bir ahireti yok. Koçu attı kenara. Ne oldu koç? Gitti. Allah ceylanına sahip çıkandır. Allah'ın ahireti var. Koçu verdiyse ceylana da karşılığını verir. Ceylanı verdiyse Hasan'a karşılığını verir. Hacı amcanın ahireti yok, merhametliydi. Allah ceylanı diriltecek tekrar, merhametsiz oldu. Niye? Sen yemediğin için. Senin menfaatine dokunmadığı için. Bütün olayları kendi menfaatine göre değerlendirdiğin için. Allah'ı tanımayı kendi menfaatine göre değerlendiren bir insan. Çocuk gibi. Annesi götürmüş iğne vurduracak. Bağırıyor. Anne de gattar, doktor da gattar. Niye? Canı acıyor çünkü. Ölçü bu. Halbuki mesele çok hikmetli ve şefkatli. O acıdığınız çocuğun bir Rabbi var ki içimize şefkati veren odur. Acıdığımız çocuğun bir Rabbi var ki her bir DNA'sıyla ilgilenen odur. Acıdığımız çocuğun bir Rabbi var ki o çocuğu diriltmek başta yaptığı gibi kendisine kolaydır. Dolayısıyla o çocuk senin zannettiğin gibi zayi olmaz. Problem şudur. Ölümü kötü gören imandan zayıf veya yoksun zihniyetlerde. Ölüm yokluk mudur? Bu işin nihai noktası dünya mıdır? Sen öyle gördüğün zaman her şey bitti, çocuk da mahvoldu dersin. Allah ise bir kapıyı kapatıp açmak kadar basit, ahireti diriltir. Çocuğa istediğinin karşılığını verir. Peki çocuğa gözümüzün önünde niye bunun olmasına izin veriyor? İçimizde Allah'a duyduğumuz muhabbetin ölçüsünü bize göstermek için. Bakalım ne kadar iyi tanıyorsun. Affınıza sığınıyorum, benim alememe böyle oturduğu için söyleyeceğim. Sohbetlerde de böyle anlatıyorum. İçimizdeki mal değneklerini ayıklamak için. Şeytanın foyası Hazreti Adem'le ortaya çıkmadı mı? Ne oldu? Sen Allah'ı nasıl kadar iyi tanıyorsun? Bir çocukla ortaya çıkıyor işte. Çocuk ne oldu? Dirildi ahirette. Zayi etmeyecek bir merhamet sahibi var. Sen de içindeki öfkeyi göstermiş oldun artık. Geçmiş olsun. Tekrar alalım mı? Zalim biri nasıl iş yapar? Elindeki bütün güçle ezer mi? Zalim biri anlayış gösterir mi? Allah bunca günahımıza rağmen hala anlayış göstermeye devam ediyor mu? Zalim biri kendisine karşılık verip itiraz edene ihsanda ve ikramda bulunmaya devam eder mi? Allah devam ediyor. Zalim biri ille de yakacaksa bu kadar kafayı, hani biz öyle deriz ya, artık bozmuş yani ille yapacak. Bu kadar beklemesine gerek var mı? Niye cehennemde değilsin, buradasın? Zalim biri bir zulüm etti dediğin şeye sen hiç dokunmazken her bir noktasıyla ilgilenir mi? Demek ki olay farklı. Demek ki bizim ne olduğumuzu biz bu olaylar üzerinden öğreniyoruz. Ha ben Allah'ı tanımıyorum ya. Allah'a karşı kötü düşünüyorum. Çünkü yaptığı işleri okumuyorum. Okuyamıyorum. Kendimce değerlendiriyorum. Değerlendiriş bu. İçeride bir şey var. Hah, içeridekini görmeye başladık artık. Abi ben içeride kendi adeta haşa ama bir Allah düşmanı besliyorum. Namazlar bu yüzden problemli. İslam adına yapılacak, koyulacak bir taşı koymak bu yüzden bu kadar zor. Oruç nasıl tutacağımızı biliyoruz ama bu yüzden ağır geliyor. Haramlardan kaçınmak, evet arkasında elem olduğunu defaatle gördük, sıkıntısını çektik ama yine de devam etme sebebimiz bu. Çünkü biz Allah'a karşı kötü düşünüyoruz. Çünkü tanımıyoruz. Çünkü Allah'ı Allah'tan dinlemiyoruz. Allah'ın icraatlarına bakmayı beceremiyoruz. Biz Resulullah'a bakarak Allah'ı tanımıyoruz. Biz içeride bir şey var, kendince Allah'ı tanıtıyor ve onu dinliyoruz.
Peki o bizi nereye götürüyor? Çözüme mi çıkmaza mı? Zevkle ölmeni izliyor. Allah Allah, aranız nasıl? Yahu sen divane olmuşsun. Deli olmuşsun. Batınındaki çirkinlikler, içindeki çirkinlikler zahirine, dışına aksetmiş olmalı ki gülmeyi ağlamak, terhisatı soymak ve talan etmek tevehüm etmişsin. Öyle değil mi? Askeriyede terhisin ne manaya geldiğini bilmeyen bir cahil ne yapar? Bu kapıdan çıkan bir daha dönmedi. Bu adam da mahvoldu gitti. Böyle bir adam olamaz herhalde ama olduğunu farz edin. Ölümün gerçek yüzünü bilmeyenler ne yapar? Bu adam dünyadan çıktı, bir daha da gelmedi. Hiç oldu, mahvoldu gitti. O sence öyle. Bir de oraları ölüp de görmüş gibi konuşuyorsun. Sanki ispatlamışsın gibi. Ölüm nedir? Şimdi ben anlatsam burası çok uzun kesecek ama kısaca ölüm bir tohumun dirilmesi kadar basit. İnsanın dirilebileceği o toprağa bir tohum gibi ekilmesidir. Onu bir araya getirip dirilten defaatle tekrar yapmayı çok iyi becerir. Okursan. Peki yapacağını söylüyor mu? Söylüyor. Kur'an'ı dinlersen. Peki Resulullah böyle bir iddiada bulunmuş mu? Evet, bulunmuş. Ama ona kulak verirsen. Sen böyle kötü görmüşsün. Hatta o iğne vurulan çocuk gibi. Çirkin, canım yanıyor çünkü. Bir şey söyleyeceğim. Can yakıcı, kötü, çirkin dediğimiz birinin ölmesi mesela. Madem bu kadar kötü, biz Çanakkale'de niye bu kadar ölmüyoruz? İnsanlar ölmedi mi orada? Niye destan, kahramanlık destanı? Bizim yaşamamız için, namusumuz için, dinimiz için, anamız için, bacımız için, doğru mu? Peki Allah dese ki ben sizi öldürüyorum ama ebedi yaşamanız için. Herhalde olayın hikmetini ancak bilmeyen ve görmeyenler düşü kötü derlerdi. Demek ki ölmek her zaman kötü değilmiş. Canının yanması her zaman kötü değilmiş. Ameliyattan çıkan oh diyen hastalara bir sorun bakalım, iyileşmişiz. Birini sıkıntıya sokmak her zaman kötü değilmiş. O askerleri yetiştiren komandolara, komutanlara sorun bak. O sıkı eğitim olmasa, bugün bu ülke böyle bir orduya sahip olmasa sen burada böyle oturabiliyor musun? Demek ki birinin sıkı bir eğitimden geçmesi lazım. Her sıkıntı kötü değilmiş. Senin zannın o. Az önceki Ceylan gibi, Koç gibi. Sen yersen güzel, başkası yersen kötü. Şu nefse bak ya. Beyler, Allah'ı nefsinizden deyin. Allah'tan deyin. Bütün namazlardaki, fedakarlıklardaki, Allah için koşmalardaki problem de buradan çıkıyor. Allah'ı tanımamaktan veya kötü tanımaktan. Hatta ne demiştik biz? Sen sus! Ben seni tanıdım. Ya bu böyle hırsızdır, böyle bir de yani namus düşman. Hem doğru tanımama müsaade etmiyorsun, hem de kafana göre tanıtıyorsun. Şuna bak ya, içeridekine bak ya Mehmet. Nefis zalimdir diyor Allah. Böyle bir şey yapılır mı Allah'a karşı? Nasıl bir kışkırtmadır? Şeytan devamını bitiyor. Aklını başına al. Neler çok güzel. Kalbini temizle. İçerideki sıkıntılar hep bu vesveselerden, tanımamaktan gelen kirlerden oluyor değil mi? Kalbini temizle. Ta şu musibetli perde senin nazarından kalksın, hakikati görebilesin. O zannettiğin gibi bir cinayet değil, ameliyat. Ameliyat. Adam vurdular gözümün önünde. O gördüğün bir adam vurma değil, senaryo, senaryo. Kestik. Aa. Yönetmen. Aa, bunu bir amaç için yapmış. O çocuğu öldürüyor. Allah diyor ki bu senaryoyu kurun. Niye kuruyoruz ya Rabbi? İçimizdekileri ayıklamak için. Ama arkada diyor ki kestik, çocuğu alın götür. Nereden, niye böyle söylüyorsun? Kendi öyle söylüyor. Küçük çocuğa cehennem yüzü görmek yok. Resulullah öyle söylüyor. Ben onlardan dinlerim Allah'ı. Sen daha kendini tanıtamıyorsun. Dallak nerede? Vücudundan. Vücudundan acizsin. Kendini tanımaktan acizsin. Allah'ı mı tanıtacaksın? Ve yaptığı icraatlarla diyor ki sizin şefkat etmenizi sağlayıp hepinize şefkat dağıtan sizden şefkatsiz değil. Hepimize para veriyor, bizden fakir. Veremez ki. Oku ya, oku oku. Esere bak. Şefkatin Allah'ından bahsediyoruz. Şefkatin Rabbi o. Günahkarlara anlayışlı olan Halim o. Ama abi bu işleri yapıyor. Zalimce değil. Bir amaç için. Ne? Hoca sınav şıklarına yanlışı da koyar. Amaç hocanın cehaletinden değil, içimizdeki kabiliyetlerini seçmek. Cenab-ı Hak bu olayları yerleştiriyor buraya. Niye? Ne kainatı okumuş, ne Kur'an'ı okumuş, ne Resulullah'ı dinlemiş. İçeride biri var, kendini tanımaktan aciz. Hoca o. Ne diyor Mehmet? Zalim, aferin. Bravo. Anlıyor musunuz? İçeridekini görebiliyor musunuz? Zira nihayet derecede adil, merhametkar, raiyetperver. İdare ettiklerine çok düşkün olan demek. Üstad burada okuyor bu arada kainatı bak. Raiyetperver, muktedir, güç yetiren, intizamperver, düzenli işleri yapmayı çok sever. Müşfik, müşfik nedir? Şefkatli değil. Müşfik kullarına çok düşkün olan demektir. Abi 30 yaşıma gelsem en küçük hacetimi giderecek kadar benim üzerime mi titriyor? Sen yapmıyorsan bu işleri senden öte biri yapıyor. İçeride Allah'ı tanıdığını zanneden bir şey var. Sen sus. Bak sen sus diyor. İçeride ona öyle söyleyin. Sana demeyeyim ya. Sen içeridekine dönme de ki. Sen sus. Allah müşfiktir. Ağzının tükürüğüne kadar ayarlar. Allah müşfiktir. Para vermeden tasarlar. Biz logo tasarlattırıyoruz. Kaç para istiyorlar? Müşfik. Bir melikin memleketi, bakın cümleye, hem bu derece göz önünde asarı terakkiyat ve kemalat gösteren bir memleket, şu icraatlara bak, oku, bakın ne diyor, senin vehminin gösterdiği suretle olamaz.
Vehim, zan demek. Kafanda tasarladığın olmayan bir şey varmış gibi düşünmek demek. Böyle icraatlar yapan intizamlı, düzenli, adaletli ve şefkatli, bonkör, anlayışlı biri, adil icraat gösteren biri, senin vehminin sana gösterdiği gibi biri olamaz. Sen yanlış düşünüyorsun. Allah zayi edici değildir. Şefkatlerin Rabbi, çocukların ebediyetinin tek anahtarıdır. Olay senin gördüğün gibi dünyada bitmiyor. Bu olay bir katliam değil, kahramanlık destanıdır. Ebu Bekirleri ortaya çıkarıyor. Ama tanırsan. Anlıyor musunuz? Ben vallahi içimdekini böyle görünce çok kızıyorum bazen kendime. Mehmet çıksa da diyor şunu bir dövsen diyor. Gerçekten öyle. Ben size daha güzel bir dövüş yöntemi söyleyeyim. Allah'ı tanıyın. Çünkü tanıdığınız zat vallahi Allah değil. O yüzden benim çocuğum niye namaz kılmıyor? Veya işte bende niye böyle problemler var? Ben niye günahtan kendimi çekemiyorum? İşte niye bana zor geliyor, ağır geliyor? Niye ölümü düşünmek istemiyorum? Niye ölümden korkuyorum? Niye vahşi görüyorum? Niye bu olayları kötü değerlendiriyorum? Dön. İslami ritüelleri de çok iyi bilmemize rağmen. Nerede problem bakıyoruz, arıyoruz. Temelde Allah'ı tanımıyoruz. Evet, bitirelim. Allah'ı nasıl tanırız? Eserlere baktık. Allah nasıl biri? Şöyle papatyaya baktık. 2. Onu en iyi tanıyana bakarız. Kim onu en iyi tanıyan? Allah Resulü Aleyhisselam. Ne yapmış? Taif dönüşü taşlanmış. Kan revan ne diyor? Bak. Allah'ım biliyorum ki sen bana zulmetmezsin. Lan taş yemiş. Hakaret yemiş. Sen bana zulmetmezsin. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Tanıyor. Abi niye izin verdi o zaman Allah Resulüne? Cenab-ı Hak bu olayın gelmesine. Bak sana bir hikmet söyleyeyim sadece. Sadece o Taif'teki bir gün 1450 yıldır İslam adına mücadele edecek insanları, gençleri diri tutuyor. Resulullah'a bunlar gelmiş, sen nesin diyorsun? Tam pes edeceksin, aklına Resulullah geliyor. Yoksa ben belki şu an bırakıp sonsuzumu da kaybetmiştim. O olay benim sonsuzumu kazandırıyor. Benim mi sadece? Allah için mücadele verecek kaç bin tane insan, milyon insan, belki milyar insan. Bir gün bize kaç yıl şifa alıyor. Resulullah da biliyor. Yapan Allah, sen zulmetmezsin, bir şey var burada. Bir ameliyat bu. Bak bizim ameliyatımız oldu, gördün mü ya Resulallah? Sana gelmiş. Yanındaki evladım dediği Zeyd de, Zeyd bin Haris de demiyor ki ya Allah'ım ben bile Muhammed Aleyhisselam'ı korumaya çalışıyorum. Sen niye bunu yapıyorsun demiyor. O da Allah'ı tanıyor. Sen yapmazsın. Bir şey var bunun arkasında. Bu neşter boşa inmedi. İçerideki kışkırtmaları anladı ki Allah'ı tanımakla çözüyoruz. 3 metodu da konuştuk defaatle. Artık gerisini size bırakıyorum. Derslerin devamında da bunların üzerinde duracağız inşallah. Elhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha.